Değerli Enterprise izleyicileri, bugünkü röportaj konuğumuz interaktif kredi kurucu ortağı sevgili Cesur Alıcan oldu. Kendisiyle hem interaktif kredi konuşacağız hem de gelecek planlarını masaya yatıracağız. Cesur Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Fatih Bey, merhaba. Ben ilk bölümde hemen sizi ve şirketinizi tanıyabilir miyim diye soruyorum misafirlerime genelde. İnteraktif kredi de benim ilk defa duyduğum yeni şirketlerle yapılardan bir tanesi. İsterseniz sizden hızlıca şirketinizi, buluşumuzu dinleyelim. Peki, çok teşekkür ediyorum öncelikle bize de yer verdiğiniz için. Sizin de söylediğiniz gibi isim soy ismim Cesur Ölçen oldu. İnteraktif Kredi'nin kurucu ortaklarından birisiyim. Geçmişte 10 yıla yakın bir bankacılık deneyimim var. Garanti Bankası ve Citibank'ta pazarlama ekiplerinde çalıştım. Daha sonra içinde bulunduğum bankanın koşullarına baktığım zaman insanların kredi almakta güçlük çektiğini fark ediyorduk. Ve bu anlamda bir kurucu ortağımız daha var, Mustafa Gümüş. Kendisi de benim Garanti'den daha önce arkadaşımdı. 10 yılın sonunda yollarımız tekrar kesişti ve insanlara nasıl faydalı olabileceğimizi konuştuğumuzda interaktif kredi fikri ortaya çıktı. Peki nedir interaktif kredi? Ne iş yapar? Bundan bahsedeyim. Biz borç alacak ilişkisi içerisinde bulunan tarafların geri ödeme gücünün tespiti ve hangi limitlerde, hangi vadelerde çalışması gerektiği konusunda insanlara yardımcı oluyoruz. Yani aslında biliyorsunuz hemen hepimiz birilerine borç para veriyoruz. Ancak parayı vermeden önce ilk merak ettiğimiz şey bu para bize geri döner mi? Ya da ne kadarını vermeliyim, ne kadarını kendisi karşılamalı gibi bir sürü soruya kendi kendinize cevap vermeye çalışıyorsunuz. Türkiye'de bu sistemde insanlar kredi verirken bankalar KKB'nin kredi kayıt bürosunun skorlamasını, kredi puanını takip eder ve bu şekilde kredi verir. Ancak bankaların sadece baktığı şey kredi skoru değildir. Yani siz 500 liralık bir riskle de kredi skoru oluşturabilirsiniz. 5 milyonluk bir riskle yöneterek bir kredi skoru oluşturabilirsiniz. Bankalar sizde mesleki koşullar gibi, yaş, cinsiyet gibi aklınıza gelmeyecek, hatta Sağlık. şubeye ve bölgeye göre değişecek çeşitli kriterler var. Bunları da aslında sizin bir şekilde biliyor olmanız ve buna uygun şekilde hareket ediyor olmanız lazım. Hele ki geçtiğimiz dönemlerde yanlış başvuruyla aslında doğru bankadan kredi almayı da zorlaştırdılar. Yani siz eğer kredi alabiliyorsanız da ve sıralamada kredi alabildiğiniz bankayı en son sıraya saklıyorsanız, 3 bankadan hayır cevabını aldığınızda 4. banka olarak bu bankaya başvuru yaptığınızda bu banka da size hayır diyor. Dolayısıyla doğru adım atmak çok önemli. Biz birazcık daha duygusal nedenlerle kurulduk aslında. O dönemde benim bir müşterimin kanserli eşine yardımcı olmasını çabalarken ben kendisine dokundum ve bir kısmını kendi bankamdan, bir kısmını başka bankadaki arkadaşlarımdan destek isteyerek yardımcı olmaya çalışmıştık. Maalesef istediğimiz sonucu alamadık fakat o fikir orada ortaya çıkmıştı aslında. Mustafa'yla da konuşmalarımızda bu vardı. Dolayısıyla biz ilk önce insanların nasıl kredi alabileceğiyle ilgili 2018'in sonlarına doğru Findex'e bir çözüm ortaklığı oluşturarak buradan aldığımız KKB'leri kendi ürettiğimiz bir gelir tahmin motoruyla birleştirdik ve artık borcu gelirle dengeleyip ne kadar limitte ya da hangi vadede borçlanabileceğini insanlara gösterdik ve banka kriterlerini işin içerisine ekleyerek kişileri bankalara yönlendirmeye başladık. Bugün 500 bin kullanıcıya ulaştı bu raporumuz. Geçtiğimiz yılda İTÜ Çekirdek bünyesindeydik ve kira raporumuzu insanların sadece borç alırken kredi konusunda borç almadığını, aynı zamanda senetle alışveriş yaparken ya da vadeli satışlarda, bunun yanı sıra işte kiralama işlemlerinde, rentekar işlemlerinde yine borca ihtiyaç duyduklarını gördük ve kira piyasasında da bu şekilde bir ihtiyaç olduğunu, yaklaşık yıllık ortalama 20 milyon bir kiralama işlemi olduğunu ve insanların aslında bir kiralama işlemi için birden fazla 4-5 kez KKB skoruna, yani kredi skoruna bakıp bu şekilde karar vermeye çalıştığını gördük. Fakat bu da yeterli değildi. Çünkü KKB skoru dediğim gibi sadece yönettiğiniz riskle oluşur ve zamanında öderseniz bu her zaman bir artış gösterecektir. Ancak sizin yeni bir ürün satın almak ya da borçlanmak istediğinizde mevcut gelirinizi bilmem lazım. Bu yüzden gelirle karşılaştırılması gerekir. Kaldı ki siz ev sahibiyseniz, işte bazen ev sahiplerinin biliyorsunuz talepleri olabiliyor. Benim kiracım memur olsun, doktor olsun, avukat olsun, kimse asgari ücretle çalışana bir gayrimenkul kiralamak istemiyor. Dolayısıyla mesleki kriterleri de buraya dahil ediyorsunuz. Peki ben bir çiftçi olduğumu düşünün. Benim bir evim var. Nasıl evimi kiralayacağım? KKB skoruna bakacağım. Evet, 1200 üstü halk arasında iyi olarak algılanıyor. Ama bu kişinin mesleki bilgilerine ya da diğer aradığım kriterleri bu raporla nasıl birleştireceğim? Çok mümkün değil. İnanmak ya da duyduğum şeylere güvenmek zorundayım.
İşte biz yeniden bir güven puanı ürettik aslında. 0 ile 1000 arasında değişkenlik gösterir. Uluslararası rating modellerinde de zaten böyledir. Dolayısıyla tahmin edeceğiniz üzere 0 en az güvenilir müşteriyi ifade eder. 1000 en fazla güvenilir müşteriyi ifade eder. Ama biz bir farklılık getirdik burada. İnsanları rakamlardan uzaklaştırdık. Özellikle Türk toplum olarak rakamlarla arası çok iyi olan insanlar değiliz açıkçası. Bu yüzden kişilere ve son kullanıcıya aslında tavsiye ve önerilerde bulunmaya başladık. Yani eğer Fatih Sarı evini kiralayacaksa size bir karar önerisinde bulunuyoruz. O skorun ne anlama geldiğini anlatan bir karar önerisinde bulunuyoruz. Ama sizin kiracınızı da yalnız bırakmıyoruz ya da müşterinizi de yalnız bırakmıyoruz. Ona da o an için eğer borçluluk olmamışsa ya da ileride tekrar bir borç ihtiyacı olacaksa nelerin engel olduğunu ve neleri düzeltmesi gerektiğini tavsiyeler halinde kendilerine sunuyoruz. Kısacası şu anda bu işleri yapıyoruz. Tabii gelecek projelerimiz var ama daha sonra zannediyorum bunlara da değiniyor olacağız. Aslında çok güzel, iki tarafı da karlı tutan bir şeyden bahsettiniz. Peki pandemi döneminde neler oldu? İçinde bulunduğumuz dönemde insanlar dediğiniz gibi bankalara ulaşamadı, işte yeni yöntemlerle kredi almak için ya da işte banka müşterisi olmak için telefonlar devreye girdi. Çok değişik bir süreç oldu hepimiz için, bütün dünya için aslında böyle. Sizin tarafta neler oldu pandemi dönemi, nasıl geçirdiniz? Kısaca bunu konuşalım mı? Maalesef pandemi üzücü de olsa bizim açımızdan sevindirici oldu diyebilirim. Çünkü hem dijitalleşmenin hızlandığı hem de zaten bir şekilde tam kapanmaların ya da işte devlet destekli verilen ödeneklerin ihtiyacımızı tam olarak karşılayamaması sebebiyle insanlar borca yöneldi ve bankalar da bu dönemlerde açıkçası nasıl davranacaklarını, çünkü dünya savaşlarından beri aslında yerküre bu kadar büyük bir buhran görmemişti. Bankalarda nasıl davranacağını ilk hamlede bilemedi ve kendi işlerine döndüler. Dolayısıyla hem KOBİ tarafında hem bireysel tarafta kişiler ihtiyaçlarını karşılayabilmek için talebi arttırdılar. Bu bizim için aslında bir fırsat dönemi oldu. Tabii bu fırsat döneminde biz pazarı biraz daha inceleme şansına da sahip olduk. Çünkü gelen taleplerde aslında kurumların çok zor durumda olduğunu ve ne şekilde hareket edeceklerini, borç bulamazlarsa kesinlikle kepenk vurmak durumda kalacaklarıyla alakalı bir takım sıkıntıları hepimiz yaşadık, gördük, duyduk, izledik. Biz bu anlamda aslında bir rapor daha geliştirmeye karar verdik. İki kurumun da kendi arasında borçlanabilmesini sağlayacaktı bu. Çünkü örnek veriyorum, eğer ben Vestel'sem, ki Vestel'in kendi finansman şirketi var, bu işi yapmak üzere kurulmuş, milyonlarca lira para harcayarak kurduğu bir finansman şirketi var ama mantığın nasıl çalıştığını anlatmak açısından örneklendiriyorum. Vestel alt bayilerine dayanıklı tüketim maddesi veriyor ama belli bir kredi limiti dahilinde ve belli vadelerle bunu veriyor. Satışı için veriyor. Fakat artık KOBİ'ye hangisine verip vermeyeceği konusu bir muammaydı. Dolayısıyla biz biraz daha asimetrik enformasyonla da sadece KKB verileriyle değil, yani geçmiş banka ödemelerinizle değil, bugün örnek veriyorum oluşturduğumuz kira sistemiyle biz kira ödemelerinin de kayıtlarını tutmaya başladık. Ve bu KKB verilerine, kredi kartı KMH verilerine kira kayıtlarını da eklemeye başladık. Yakın dönemde senet kayıtlarını ekleyeceğiz. Telekomünikasyon şirketleriyle görüşüyoruz. Telefon faturalarını ve buradaki harcamaları aslında buna işleyeceğiz. Sonrasında bizim yine enerji piyasalarıyla ilgili devam eden görüşmelerimiz var. Enerji faturalarını buraya eklemeye başlayacağız. Ve günün sonunda aslında çok daha zengin bir veriyle çok daha gerçeğe yakın sonuçlar üreterek borcunu geri ödeme gücü olan kişilerin limitlerini genişletip aslında ticari hacmini bu şekilde geliştirmeyi, eğer bankalardan nakit para alamıyorlarsa kendi bulundukları sistem içerisinde Vestel'in genel müdürlüğü içerisinde rüştünü ispat edebilir, geri ödemesini. Sonuç olarak bir insana para veriyorsanız ya da bir kuruma para veriyorsanız bunun tek bir şartı vardır. O paranın size geri döneceğinizden emin olmanız. Eğer buna inandırıyorsanız biz işte kullanıcılarımız için bunu yapıyoruz. Kullanıcılarımızın güvenilir kiracı, güvenilir kredi müşterisi veya güvenilir vadeyle satış alabilecek bayi veya KOBİ olduğunu ispatlıyoruz. Sonuç olarak da biz ticari hacimlerini herhangi bir keş olmadan da bu şekilde devam ettirmeleri konusunda kendilerine destek veriyoruz. Bu anlamda geçtiğimiz yıl biliyorsunuz restoran işletmeleri, öğlence sektörü, organizasyon sektörü, bu anlamda çok büyük sektör, otomotiv sektörü, hava yolları, turizm ve daha, çok daha fazlası aslında. Hani şu an aklıma gelen ilk çırpıda sayabildiklerim bunlar. Bu tür sektörlerde de hani neler yapılabilir diye bunları inceledik. Ve günün sonunda hani bunlar için de şu anda kurumsal kredi raporumuzu hazırlıyoruz. TÜBİTAK'a sunduk projemizi. İki hakem onayından geçtik.
Şu anda komitenin sonuçlanmasını bekliyoruz ama projenin onaylanacağına biz çok eminiz. Dolayısıyla hani umarım önümüzdeki yıl itibariyle de biz yaklaşık 18 aylık bir proje olarak planladık. Şu anda kodlamalarına da başlandı. Önümüzdeki yıl itibariyle de hayatımıza girecek diye planlıyoruz. Çünkü aslında her ne kadar pandemi bir şeyleri şiddetlendirmiş olsa da pandemi aslında bizim borç arayışımızı, ihtiyacını ortaya çıkarmış bir sistem değil. Sadece bunu şiddetlendirmiş bir şey. Borç ihtiyacı her dönemde hangi skalada olursanız olun, isterseniz hani bugün Koç Holding'in en tepesindeki bir genel müdür olun, isterseniz asgari ücretli bir çalışan olun ya da kendi şirketinizi yöneten bir kurucu olun, mutlaka borca ihtiyacınız oluyor. Biz de zaten hani bu ekosistem içerisindeyiz. Bir iş yapabilmek için yatırım alıyoruz. Aslında bu da bir borç. Her ne kadar da yatırımcının orada ileride bir şeyleri daha karlı çıkması için planlanan ve bu şekilde yatırım yapmış olsa da ben kurucu olarak şunu söyleyebilirim. Bu üzerinize aldığınız çok büyük bir yükümlülük. Bu da bir borç aslında. Kesinlikle. O işin başarısı ve o işin beraberinde getireceği şey sadece ekonomik bir başarı değil, aynı zamanda manevi anlamda da üzerinize aldığınız bir sorumluluk ve bir borç. Borç ihtiyaç oldukça bizim bu tür ürünler geliştirmemiz de zaten biliyorsunuz fintech sektörü çok bakir. Bu tür ürünler geliştirmemek mümkün değil. Yani her gün oturduğunuzda bir proje çıkarabiliyorsunuz. Kesinlikle. Peki Cesur Bey, biraz geleceği konuşalım aslında. Az önce birazcık kapısını açtınız ama geleceği konuşup bitirelim isterseniz. Çünkü bireysel de olsa, tabii, kurumsal da olsa kredi hayatımızın vazgeçilmezi. Ben işte evimi büyütmek istiyorsam da krediye başvuruyorum. İşimi de büyütmek istiyorsam krediye başvuruyorum. Bu hayatımızın vazgeçilmez bir parçası mevcut dünya konjonktüründe. Nedir sizin gelecek planlarınız? Neler olacak? İnteraktif krediyi önümüzdeki 5 yıl için nereye koymayı planlıyorsunuz? Yani tabii çok klasik bir söylem olacak ama tabii ki global hedef. Fakat globale çıkarken neyi yapıyoruz, neyi farklı yapıyoruz? Bundan bahsetmek gerek sanıyorum. Hani bu şeyden çıkabilmek için, monotonluktan çıkabilmek için. Biz aslında öncelikle dünyayı bu konuda hani domine etmiş coğrafyalar olduğunu biliyoruz. Biz yeni bir pazar keşfetmedik. Bu Amerika'nın ilk önce keşfettiği, daha sonra Avrupa'ya taşıttığı ve ikisinin şu anda oligopol bir şekilde birbirinin pazarını paylaştığı bir coğrafya mevcut. Biz bunu sadece Türk ahlak yapısına uyarladık. Öncelikle biz bu anlamda hani bizim ahlak yapımıza benzeyen toplumları ve coğrafyaları incelediğimizde bizim için İlk sıralamada yavru vatan Kıbrıs var. Sonrasında Türkiye Cumhuriyetler var. Azerbaycan bunların başında. Görüştüğümüz hani bir takım kurum ya da kuruluşlar mevcut. Orta Doğu'yu planlıyoruz. Tabii ki hani bu Amerika'dan ya da Avrupa'dan korktuğumuz için değil. Sonraki aşamalarda buralarda var ama halihazırda bakir pazarlar varken biz buralarda olmak istiyoruz. Çünkü buralarda da bu tür ihtiyaçlar var ve buralarda henüz böyle sistemler gelişmiş değil. Yanı sıra ürün yelpazemizi geliştireceğiz. Bir senet raporu geliştireceğiz. Bugün yıllık ortalama 100 milyonun üzerinde senetli satış yapıldığını biliyor musunuz? Dolayısıyla hani 100 milyonluk bir pazarda insanların senetle harcama yaparken ki TBB risk merkezinin açıkladığı verilere göre de bunun yaklaşık %40'ı geri ödenmeyen borçlardan oluşuyor. Ama bizim oluşturduğumuz bir Ar-Ge var. Direkt ekipleri oluşturarak sahaya çıktık ve burada görüştüğümüz KOBİ'lerin ya da kurumsalların bize söylediği şey, mümkün olsa biz tamamını senetle yaparız. Çünkü vade farkından dolayı karlı bir araç. Her ne kadar %40'ı geri ödenmiyor olsa bile %60'lık kısmı hala KOBİ'ye ve kurumsalı aslında para kazandırıyor. Dolayısıyla senet raporunun geniş bir pazar olduğunu biliyoruz. Senedi geri ölçümleyecek, geri ödenir mi ödenmez mi ya da hangi limitte ödenir, hangi limitte senetli yapılır. Bunlarla ilgili bir rapor geliştiriyoruz. Bir rent-a-car modülümüz var. Yine araç kiralamalarında da böyle bir pazar olduğunu biliyoruz. Nispeten senet pazarından daha küçük ama sonuç olarak ihtiyaç var. Dolayısıyla hani borca nerede ihtiyaç duyarlarsa biz orada bir şekilde hani güveni temsil edip kişilerle borç alacakları taraflar arasında bir güven köprüsü kurup rahatça borçlanmalarını sağlayacağız diyebilirim. Bizim aslında vizyonumuzda da var. Biz finansal okuryazarlığı arttırmak istiyoruz. Gerçekten hani temelde bizim yapmak istediğimiz şey para kazanmak değil. Zaten ben size söylemiştim, 10 yıla yakın bir banka bünyesindeydim. Bir değil hatta birden fazla, biri Türkiye'nin biri dünyanın en büyük bankasıydı. Dolayısıyla bu bankalarda kazancımız bizim gayet iyiydi. Bizim üstlendiğimiz bir vizyon vardı. İşte burada Birol abi diyorum. Ben muhtemelen hani kendisi de izin verir hikayesini anlatmama, çünkü o dönemde bayağı bir bağ kurduk.
Birol abiyle aramızda olan o diyalogdan dolayı hani insanların aslında yanlış seçeneklerle neleri kaybedebildiğini gördük. Biz bu noktada bunlara dokunmak istedik. Herkes kendi finansal okuryazarlığına sahip olursa, dilediği borca dilediği zamanda ulaşabilirse tabii ki hani bu bir bilinçle de ilerlediği için çok daha sağlam bir zemine oturtulup üzerine çok daha kolay binalar inşa edebilirsiniz diye düşünüyorum. Ve biz burada bu anlamda ihtiyaç olan herkesin yanında olmaya devam edeceğiz. Harika zaten mühim olan o altyapıyı temeli oluşturmak. Her zaman sub-basement derler ya, su basman diye geçer Türkçe'de. Aslında o temeli oluşturduğunuz zaman gerisi gelecek. Çok teşekkür ederim Cesur Bey katıldığınız için. Pandemi Ben geçtikten sonra teşekkür inşallah bir ederim. sonraki görüşmemizde de yüz yüze yaparız. Sohbet ederiz, çay içeriz karşılıklı. Belki de yeni başarı hikayelerini sizden dinleme şansımız olur. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum bize de yer verdiğiniz için. Gerçekten sabırla dinlediniz. Farklı bir şeyler anlattım. Dolayısıyla benim için Her güzel. keyifli. Çok sağ olun. İyi ki varsınız diyorum. Teşekkür ederim. Sevgili Enterprise X izleyicileri, bugünkü röportaj konuğumuz Interaktif Kredi kurucu ortaklarından sevgili Cesur Öçenoğlu'ydu. Kendisiyle hem Interaktif Kredi hem gelecek planları konuştuk. Enterprise X röportajlarımız devam edecek.